Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana innaka entet tevvabur rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Ramazan'ı en güzel şekilde yaşamayı Cenab-ı Mevla nasip eylesin inşallah. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da nar-ı cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonunda Cenab-ı Allah'ın rahmetine, mağfiretine kavuşanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle olan sohbetimizde inşallah murakabe ve muhasebe bilinci üzerine sohbet edeceğiz. Murakabe ne demek, muhasebe ne demek, onu biraz açıklayalım inşallah. Murakabe, kısaca Allahu Teala'nın bizi gördüğü bilinciyle yaşamak. Gerek ibadetlerimizde, gerek sosyal ilişkilerimizde, komşuluk ilişkilerimizde, akraba ilişkilerimizde, arkadaş ilişkilerimizde ve diğer canlılarla olan ilişkilerimizde, bitkilerle, hayvanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın murakabesi altında olduğumuz, gözetlemesi altında olduğumuzun idrakiyle yaşamaktır. Ki Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Azimüşşan'da ne buyuruyor? İnne rabbeke le bil mirsad. Şüphesiz ki senin Rabbin gözetlemektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın gözetlemesi ne demek? Devamlı Allah'ın murakabesi altında, Allah'ın her şeyi bildiği zannıyla yaşamak. Ve huve ma'akum eyneme kuntum buyuruyor Cenab-ı Mevla. Siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir buyuruyor. Ve kâne Allahu alâ külli şeyin rakîbe. Şüphesiz ki Allah her şeyi gözetlemektedir. Yani biz dünyada estağfirullah efe hasibtum enma halaknakum abesen ve enkum ileyna la turcaun. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Buyurulduğu üzere bizler bu dünyaya boş yere, lüzumsuz yere gelmedik, yaratılmadık değerli kardeşler. Murakabe ile ilgili, yani Allah'ın bizi devamlı gördüğü ve gözettiği ile ilgili bu kısa ayet-i kerimelerden sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hayatına baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim, Cibril hadisi ile ilgili bir olay var. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama geliyor, dizlerini onun dizlerine dayıyor. Mel İslam, İslam nedir diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, İslam işte Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine kulu olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek diye İslam'ın bildiğimiz o beş şartını sayıyor. Bunun arkasından iman nedir diyor. İmanı da işte bildiğimiz o altı şartı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor. Onun arkasından ey Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet ne zaman kopacak diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona da diyor ki, kıyamet bana bu soruyu soran, sorulan, sorulandan daha bilgili değildir buyuruyorlar. Yani ifade edecek olursak sen benden daha bilgilisin bu konuda. Sen de bilgisizsin, ben de bilgili değilim. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi sadece Allah'a mahsustur değerli kardeşlerim. Dolayısıyla son olarak da ihsan nedir? Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da ihsan, sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni gördüğü bilinciyle ibadet etmendir, yaşamandır. Sadece bir Müslüman veya bütün insanlar bu ifade ettiğimiz, yani Allah'ın bizi gördüğü, bildiği, her halimizden, her hareketimizden haberdar olduğu bilinci her Müslüman'da yerleşmiş olsa değerli kardeşlerim, dünyada kötülük namına hiçbir şey olmazdı. İşte yine İslam tarihinden adaletiyle ün salmış Hazreti Ömer Efendimiz bir gün Emirül Müminin, yani devlet başkanı olduğu bir zamanda Medine'de şehri gezmek için dışarı çıkıyor. Mahalleleri, sokakları, evlerde ne oluyor, ne bitiyor diye dolaşıyor. Dolaşırken bir evden ses geliyor.
İşte bir anne ve bir kız karşılıklı konuşuyorlar. Annesi kızına diyor ki, kızım diyor, süte su kat. Kız da diyor ki, anneciğim diyor, Emir al-Mü'minin Hazreti Ömer bunu yasaklamadım. Yasak bu, haram bu diyor. Annesi kıza diyor ki, kızım diyor, Hazreti Ömer seni nereden görecek diyor. İşte o tarihe geçen kız şu cevabı veriyor. Anneciğim diyor, Hazreti Ömer bizi görmüyor ama Allahu Teala da mı bizi görmüyor diyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, işte Hazreti Ömer'in bu çok hoşuna gidiyor ve bu kızı kendi oğluna eş olarak ne yapıyor? Alıyor. Dolayısıyla bu şuur ve bilinç değerli kardeşlerim hepimiz için çok önemli. Daha dürüst, güvenilir bir toplum olmamız açısından murakabe bilinci çok önemli. Cenab-ı Mevla ayet-i kerimede Bakara 110'da İnnallâhe bime te'amelûne basir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan nedir diyor? Haberdardır, görendir, habirdir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, işte bu bilinçle olan bir Müslüman ne canlılara zarar verir, ne kendine zarar verir, ne etrafına bir zarar verir. Ve bir gün yaşadığımız bu hayat bir oyun ve eğlence değil kıymetli kardeşlerim. Bir gün Allah-u Teala öldüğümüz zaman, ahirete göç ettiğimiz zaman, Allah'ın huzuruna vardığımız zaman önümüze ne konulacak? Kiramen katibin meleklerinin yazmış olduğu amel defterlerimiz. Vallahu alimun bi zati sudur buyuruyor Cenab-ı Mevla. Allah göğüslerin özünü bilendir. Yani sadece söylediklerimizi, yaptıklarımızı, hareketlerimizi değil, kalbimizden geçen niyetlerimizi, amaçlarımızı, gayelerimizi de Allah-u Teala biliyor. Dolayısıyla önümüze hani bir öğrenci çalışır çalışır en sonunda eline bir karne verilir. Onun misali öldüğümüz zaman, Allah'ın huzuruna vardığımız zaman işte o amel defterimiz bizlere verilecek. İşte bizler bu amel defterimizde ya yaptığımız iyilikler ve güzellikler çoksa cennetliklerden, eğer günahlarımız, hatalarımız, isyanlarımız çoksa da Allah muhafaza sizleri ve bizleri muhafaza eylesin, cehennemliklerden olacak insanoğlu. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bizler öyle bir güne inanıyoruz ki hayatımızın her anını muhasebe, yani kritik etmek, etüt etmek, incelemek, düşünmek, geleceği planlamak, geleceğin ötesini hem dünyevi olarak geleceği planlamak hem de ahiretimizi ne yapmak, planlamak ve onun için çalışmak mecburiyetindeyiz. Öyle bir güne inanıyoruz ki işte Kur'an-ı Azimüşşan'da ifade edildiği gibi Estaizu Billah Zilzal suresinde İzâ zülziletil ardu zilzâlehe, yeryüzü şiddetler sarsıldıkça sarsıldığı zaman diye başlayan ayet-i kerimelerde en sonunda ne diyor? Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Kim zerreyi miskal kadar hayır görmüşse, yani çok az bir şey bir hayır görmüşse onu görecek. Kim de zerreyi miskal kadar şer yapmışsa, yani kötülük içerisinde bir hayat yaşamışsa onun da cezasını çekecek değerli kardeşlerim. Biz yine öyle bir güne inanıyoruz ki kıyamet günü, yevmül kıyamet denen bir güne inanıyoruz ki annenin kızına, kızın annesine, babanın oğluna, oğlun babasına faydasının olmayacağı, malın, mülkün, zenginliğin, makamın, şerefli olmanın, öncü olmanın, önde giden olmanın hiçbir faydasının olmadığı, imanın ve amelin sadece fayda ettiği bir güne ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Dolayısıyla kıymetli müminler, işte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam birçok söz söylemiş. Buyurmuş ki, benimle sizin aranızdaki durum şudur demiş. Nedir o? Ortada bir ateş yanıyor ve çevresinde de kelebekler var. O kelebekler hızla, bilmeden, yanlışlıkla ateşe doğru koşuyorlar. Ben de o kelebeklerin ateşe koşmaması için elimden geleni yapıyorum, sizi tutuyorum. İşte kelebekler misali diyor, sizler de ateşe koşuyorsunuz, ben size onu engel olmaya çalışıyorum. Yani ben uyarıcıyım, sizi ikaz edenim. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, her yaptığımız günahın, her yaptığımız hatanın Allah katında bir cezası var. İçki içerek cennete girilmez, zina ederek cennete girilmez, kumar oynayarak cennete girilmez, komşu hakkı, akraba hakkı, zulmederek,
değil mi? İnsanlara, hayvanlara, yeryüzündeki canlılara zulmederek ne yapamayız? Cenneti elde edemeyiz. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, El-keyyüsü men dâne nefsehu, akıllı kimse, aklını kullanan kimse, yani zeki kimse değil, aklını kullanan kimse, nefsini hesaba çeken kimsedir. Ve amile lime ba'delmev, ve öldükten sonrası içinde çalışan kimsedir. Neymiş demek ki kıymetli kardeşlerim? Akıllı kimse nefsini hesaba çeken. Yani ben nereye gidiyorum? Ben öldüğüm zaman cennetliklerin amelini mi yapıyorum? Dünyadayken cehennemliklerin amelini mi yapıyorum? İki yolumuz var. Ya cennete giden taşları döşüyoruzdur ya da cehenneme giden taşları döşüyoruzdur değerli kardeşlerim. Dünya hayatı sadece bugünlük 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl yaşayacağız. Belki yarın, belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra bu dünyadan göç edip gideceğiz. İşte her konumda ve her zamanda ölümün ne zaman geleceğini, ne zaman bizi yakalayacağını ne yapamayız bilemeyiz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, işte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve amile lime ba'delmet, öldükten sonrası için amel işleyendir, güzel işler yapandır. Vel acizü, ve aklını kullanmayan kimse ise, aciz kimse ise, men etba'a nefsehu, nefsine tabi olan, hevâhe, hevasına tabi olan kimsedir. Ve temenne alallah, ve Allah'tan olmayacak şeyleri bekleyen adamdır. Yani günahlara kadar, dizine kadar, boynuna kadar, değil mi? Boynu aşacak kadar günahlar işlemiştir ama Allah'tan neyi bekliyordur? Cenneti bekliyordur. Cennetin de değerli kardeşlerim neyi var? Bir bedeli var, bir semen dedikleri fiyatı var. O da nedir? İşte dünyada Allah'ın emrettiği bir hayatı, bir yaşantıyı yaşamaktan geçiyor kıymetli kardeşlerim. Yine bu manada yani muhasebe ve murakabe manasında kıymetli müminler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sayılamayacak derecede hadis-i şerifleri var, ayet-i kerimeler var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu diyor, dört şeyin hesabını kıyamet günü insan, mümin vermeden yerinden ayrılamaz. Herkes, ilim adamı, cahil, alim, zengin, fakir, herkes bu dört şeyin hesabını vermeden yerinden ayrılamaz diyor. Nedir onlar? An umrihi fime efnehu, ömrünü nerede tüketti? Ömrünü içkide mi tüketti? Zinada mı tüketti? Hırsızlıkta mı tüketti? Kul hakkını yemekte mi tüketti? Devletin malını iç etmek için, cebini doldurmak için mi tüketti? Ömrünü nerede tüketti? İlim yolunda mı tüketti? Kur'an yolunda mı tüketti? Allah rızası için mi tüketti? İşte Allah-u Teala onun ömrünü nerede tükettiğini bilmesine rağmen onu ne yapacak kıymetli kardeşlerim? Hesaba çekecek, onu suçlu olup olmadığını yargılayacak Cenab-ı Allah. Ömrünü nerede harcıyor? Onun için soracağız, ben ömrümü nerede harcıyorum? Hak yolunda mı, batıl yolunda mı, cennet yolunda mı, cehennem yolunda mı, helaller yolunda mı, yoksa haramlar yönünde mi gidiyorum diye ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi muhasebeye bu mübarek Ramazan günlerinde çekmemiz ve Ramazan'ı da bir başlangıç bilerek Ramazan'la beraber, bayramla beraber yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa, yeni bir tevbeyle beraber Allah'ın yolundan, cennetin yolundan gitmek lazım. Çünkü bu dünyada kıymetli kardeşlerim her şeyimiz altın olsa, oturduğumuz evler altından olsa bu dünyada bir gün ölüm var. Ama ahiret ebedi. 100 yıl yaşadık bu dünyada. Ama ahirette 1000 yıl yaşayacağız. 10 bin değil, 100 bin değil, 1 milyon değil. Halidine fiha ebede. Ebedi olarak. Yani ölümün olmadı. Bunu neyle elde edeceğiz? İman ve amellerle ve rıdvanun minallahi ekber ve Allah'ın rızasını kazanarak. En büyük kazanç da Allahu Teala'nın, yüce Rabbimizin bizden memnun olması, razı olması. İlmiyle, öğrendikleriyle ne amel etti? İşte bizim bu çektiğimiz, yaptığımız vaazlar sizin için bir uyarıcıdır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu yaptıklarımız kıyamet gününde de bir delil olarak, benim haberim yoktu, benim bilgim yoktu, haberim olsaydı böyle yapardım, beni uyarmadılar, ben hep böyle gittim diye mazeret insanoğlu ne yapacak, üretecek. İşte ilmiyle amel etmek de nedir? Çok önemli. Bildiğimiz az da olsa kıymetli kardeşlerim, o bildiğimiz güzelliklerle ne yapmaya çalışalım? Amel etmeye çalışalım. Malını nereden kazandı, nereye harcadı? Yani
ve ammalihi min eyne bin eyne tesebehu ve fime enfegahu. Nereden kazandı? Haramdan mı kazandı yoksa helaldan mı kazandı? Haramdan kazanmışsa bir kişi, haramı harcamışsa Allah muhafaza cehennemdedir. Haramdan kazanmıştır, helale harcamıştır, kökü haram olduğu için o da ateştedir. Allah muhafaza. Helaldan kazanmıştır, haramı harcamıştır, yani gayri meşru işlerde kullanmıştır, o da ateştedir. Helaldan kazanmış, helale harcamıştır, işte burada ifade edildiği gibi malını nereden kazanmış, nereye harcamışsa onun da hepimiz ne yapacağız? Hesap gününde, kıyamet gününde, muhasebe gününde, hesabın kesildiği günde onun hesabını vereceğiz. Cismini yani bedenini nerede harcadı? Ve an cismihi fime eblahu, bedenini nerede tüketti? Bütün ömrünü kumar oynayarak mı tüketti? Bütün bedenini içki içerek mi tüketti? Sigara içerek mi tüketti? Bütün bunların da hesabını insanoğlu diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vermeden, yani ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle amel edip etmediğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve cismini, vücudunu nerede tükettiğinin hesabını vermeden kıymetli kardeşlerim, yerinden insanoğlu hiçbirimiz ayrılamayacağız. Musa aleyhisselam kendi kavmine nasihat ederken, değerli kardeşlerim, onlar da Firavun'un zamanında yaşadılar. Ne dediler? Ya kavmi, ey kavmim, innemâ hâzihil hayâtü dünya metâun. Bu dünya hayatı bir geçimden ibarettir. Ve innel âhirete hiye dârul garar. Ahiret yurdu ise asıl yaşanılacak yerdir. Asıl varılıp karar kılınacak yerdir buyuruluyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, kendimizi devamlı amellerimizi, ibadetlerimizi ne yapmamız gerekiyor? Artırmamız, çoğaltmamız ve bu manada hareket etmemiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, bir de yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok özlü sözlerinden güzel olduğu için sizlerle paylaşmayı lüzumlu gördüm. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, şu yedi şey gelmeden, amel işlemeye gayret edin. Yani zamanınızı, işte zamanımız dijital çağ, sosyal medya, sabahtan akşama kadar herkesin elinde bir telefon, onun içine gömülüyor. İşte o videoyu seyrediyor, ve bu şekilde hayat yaşıyor veya diğer başka boş şeylerle ömrünü tüketiyor. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buna dikkat çekiyor ve yedi şey gelmeden diyor, amel işlemeye gayret edin. Nedir onlar? İnsanı unutturan, yani unutkanlığa sevk ettiren fakirlik gelmeden. Yani insan fakirlik geldiği zaman insan kendi kendini unutur. Ve elinizde imkan varken, maddi imkanlar varken, size fakirlik gelip çatmamışken, o Allah'ın verdiği maldan, mülkten, zenginlikten ne yapın? Fakir fukaraya, diğer insanlara tasaddukta bulunun. İkincisi, insanı azdıran zenginlik gelmeden amel işlemeye gayret edin. Yani para da değerli kardeşlerim, insan parayı bulduğu zaman nefis, şeytan, dünyadaki şeytanlaşmış insanlar insanın yanına ne yapar? Yaklaşırlar ve onun ayağını kaydırmaya çalışırlar. Dolayısıyla bütün bunlar gelmeden önce diyor amel işlemeye gayret gösterin. Başka? İnsana ifsad edici, bedenini bozucu bir hastalık gelmeden. Şimdi sağlıklıyız, namaz kılabiliyoruz, secdeye varabiliyoruz. Yarın bedenimize bir hastalık geldiği zaman yataktan kalkamayız. Alnımızı secdeye vuramayız. Ayakta duramayız. Kıyamda duramayız. Dolayısıyla işte bu hastalık gelmeden önce de sağlıklı iken sağlığın kıymetini bilin ve ne yapın? Allah için ibadet edin ve hayırlı ameller işlemeye gayret edin diyor. İnsanın belini büken ihtiyarlık gelmeden, yani şimdi genciz, güzeliz, zamanımız var. İşte onun kıymetini bilerek ne yapmak gerekiyor kıymetli kardeşlerim? O ihtiyarlık, insanı takattan düşüren ihtiyarlık gelmeden ne yapın? Bir an evvel amel işlemeye gayret edin. Ve insana gelen ani ölüm. En çoğumuzun, birçoğumuzun yanıldığı noktalardan bir tanesi. İşte 60 yaşına gelirsem namaza başlayacağım, haca gideceğim, umre yapacağım, güzel insan olacağım. Bunlar şeytanın ve nefsin vesveseleri değerli kardeşlerim. Şimdi ya biraz sonra değil, yarın değil, hemen ne yapacağız? Ya yarın ölürsek,
Bütün bu günahlarla, bütün bu yanlışlarla Allah'ın huzuruna çıkarsak garantimiz var mı kurtulacağımıza dair? Hayır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, işte ani ölüm gelmezden önce amelin kıymetini bilin, amel işlemeye çalış. Nedir? İşte o ibadetlerdir, güzel ahlaktır, onları hepimiz biliyoruz. Ve kıyametin habercisi olan Deccal gelmeden, güneş batından doğmazdan önce, değil mi? Deccal çıktığı zaman veya kıyametin büyük alametleri çıktığı zaman artık nedir? Dünya bitiyor demektir. Kıyamet yaklaşıyor demek ki biz de ahir zamanın ahirinde yaşayan ahir zaman Müslümanlarıyız. Onun için az amellerle büyük sevaplar kazanabilme, cenneti kazanabilme imkanımız var değerli kardeşlerim. Ve diyor Peygamberimiz son olarak, kıyamet de diyor bu saydıklarımın içerisinde en acı ve en zor olanıdır buyuruyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar gelmezden önce amel işlemeye gayret edin buyuruyorlar. Cenab-ı Mevla günahlarımızı affeylesin, oruçlarımızı, ibadetlerimizi, okuduğumuz Kur'an'ları yergâh izninde kabul eylesin, dualarımızı makbul, günahlarımızı mağfur eylesin. Cenab-ı Allah murakabe içerisinde, onun devamlı bizi gördüğü bilinci içerisinde yaşamayı ve nefsimizi devamlı muhasebe edip hesaba çekmeyi hepimize nasip eylesin ve iman üzere Allah'a kavuşup iman üzere ahirette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ham sancağı altında bir araya gelmeyi nasip eylesin. Cennetlerde bir araya gelmeyi inşallah nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim.